Evet, birinci yol diyelim. Şimdi kumaşın 5'te 3'ünden bahsediliyor. Bir de 3'te 2'sinden. O zaman kumaşın tamamı 15x metre olsun. Şimdi bu şekilde almamızın nedeni şu. Bu kumaşın tamamı hem 5'e bölünüyor hem de 3'e bölünüyordur. 3'te 2'sinden ve 5'te 3'ünden bahsediliyor çünkü. O zaman bu kumaşın ilk önce satılan kısmı 5'te 3'ü, 15x'in 5'te 3'ü 9x'tir. Eğer 15 metre daha satılsaydı, yani buna 15 daha eklenmiş olsaydı, 3'te 2'si satılmış olacaktı. 15x'in 3'te 2'si de 10x'tir. Buradan x eşittir. 9x'i bu tarafa alırsak 1x kalacaktır. Eşittir 15. Kumaşın tamamı neydi? 15x'iydi. O zaman 15 çarpı 15'ten 225 metre bulunur. Kumaşın tamamı 2x olsun. Şimdi bunun önce 5'te 3'ü satılıyor. 3 bölü 5'i. Yani 3x bölü 5'i satılmış. Buna 15 metre daha eklenince bu satılan miktar aynı kumaşın 3'te 2'sine eşitmiş. Bu denklemi çözdüğümüzde x'i kolayca bulmuş olacağız. Yani kumaşın tamamını. Bu 3x bölü 5'i bu tarafa alırsak eşittir 15. Buradan pay eşitlersek 5, 3, 6x, pardon 10x eksi 9x bölü 15 eşittir 15. Buradan x eşittir. 10x'ten 9x çıktığında x kalır. 15 çarpı 15'te 225 metre bulunur.